Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Copy to Clipboard yani panoya kopyala eklentisini göstereceğim. Bu eklenti ile birlikte e, belirli metinleri, paragrafları ya da herhangi bir kod e, vermek istiyorsanız bu alanları e, ziyaretçiye kolay bir şekilde kopyalamasını sağlayabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen eklentilerden yeni eklenti ekle diyorum. Eklenti arama bölümüne Copy to e, Clipboard yazdım. En solda bir seçenek çıktı. Sarı bir arka planı var. Şimdi kur diyorum. Tabi burada birçok bununla ilgili eklenti var ama diğerlerini denemedim. Denediğim eklenti bu. Etkinleştir diyorum. Böyle bir pencere karşılıyor. Bunu geçebiliriz. Daha sonra böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Burada da işte metin var. Sağ üstte butonu var. Tabi stil ayarları için premium sürümüne yükseltmeni istiyor. Sol tarafta da belli başlı bir ayarları var. Burayı ayarlamadan önce yazılara gidiyorum. Burada bir tane benim e, örnek bir yazım var. Görüntüle diyelim hatta. Şöyle. Bakın herhangi bir yerinde kopyalama yeri yok. Daha sonra bunun içine giriyorum arkadaşlar. Düzenle dedim. E, burada hızlıca basit bir şekilde göstereyim. Mesela ben şu alanı yani bu şurada baktığınız üzere e, bir paragraf olduğu için ya da alttaki alan bunun tamamını kopyalatabilirsiniz. Şöyle. Bu en alttaki seçili. Yani buradayız. Gelişmişe geldim. Ee, CSS sınıfları var burada. Buraya kopyala yazdım arkadaşlar. İstediğiniz bir şey de yazabilirsiniz. Ee, copy to e, clipboard da diyebilirsiniz. Ama basit olacak şekilde kopyala yazdım. Kaydet diyorum. Daha sonra buradaki yazımı da yeniliyorum. Şu an burada değişiklik var mı? Yok. Daha sonra buraya geldim. Ayarlardan sol tarafta Copy to Clipboard var. Tıkladım. Biz burada yeni bir kopyalama seçici oluşturacağız. Add new dedim. Yeni ekle diyorum. E, bu title bölümüne kopyalama yazsak olur. Kopyala dedik ya da. Burada selektör kısmı var. Biz buna e, burada ne dedik? Kopyala dedik. Biz bu CSS sınıfıyla buradakini eşleştireceğiz. Nokta diyorum. Kopyala yazdım. Noktayı koymanız önemli arkadaşlar. Format bu şekilde kalabilir. E, Stil bölümü. Bakın burada buton var. İkon olabilir. Cover olabilir. Cover'da da üstüne gelince kopyalıyor. Tekrar buton yaptım. Bir altta e, position bölümü var. Burada da outside ve inside var. Inside dersem içeriye alır. Outside dersem de yukarıya alır. Burada e, copy to clipboard var. Buradaki metni Türkçe Pano'ya. Kopyala dedim. Bunu kopyaladım. En alttakini de böyle yapalım. Copy bölümünde şöyle kopyalandı yazalım. Buradaki işimiz bitti. Bir aşağıda display conditions var. Burada da belli görüntüleme kuralları ekleyebilirsiniz. İşte post type, taxonomy, kullanıcı rolleri gibi. Çok kullanacağınızı düşünmüyorum zaten. Çünkü özel bir seçici verdik. Özel bir CSS atadık. Create dedim. Tamam burası okey. Tekrardan yazımıza geldim. Yeniliyorum. Bakın buraya e, panoya kopyalama alanı geldi. Mesela biz şurayı kopyalayalım. Bakın buraya yapıştırdım. Neden kullanırız dedi. Daha sonra panoya kopyala dedim. Kopyalandı dedi. Yapıştırıyorum. O metin buraya geldi. İsterseniz şu şekilde de yapabiliyorsunuz. E, yazı bölümünde Gutenberg'de bir tane alta indim. Bir slash bıraktım. E, buraya copy yazdım. Şimdi iki tane seçenek var, copy buton ve e, copy ikon gibi. Buton dediğimizde şu şekilde bir buton geliyor. Şurada ismini değiştirebilirsiniz. Pano'ya kopyala. İsterseniz bunu tabi manuel olarak da yapabiliyorsunuz. Bunun e, buradaki ayarla bir ilgisi yok. Daha sonra da e, şurada bir metin alanı var. Mesela ben burayı kopyalatmak istiyorum dedim. Nokta koydum. Kopyalandı dedik. Hatta biz dünlem koyalım. Tamam dedim. Kaydet diyorum. Tekrar yeniliyorum. Bakın buraya e, panoya kopyala geldi. Ama metin gözükmüyor. Şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Bakın o e, metin de buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Gizli bir şey de böyle kopyalatabilirsiniz. Burası da okey. E, i̇kon seçeneği de bunun ikon versiyonu. Yani sadece ikon gözüküyor. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabi burada bir sola kayma olayı var. Bu e, muhtemel eklentiyle alakalı bir hata var. Şöyle geri çıktım. İsterseniz bunu Elementor'da da kullanabiliyorsunuz. Ama Elementor'da e, daha bir görsel stil düzenleme olayınız olabilir. Sayfalar dedim. Yeni sayfa ekle diyorum. E, buna demo başlık verelim. Elementor ile düzenleyin dedim. Buraya bölümümüz geldi. Şurada e, widget ara bölümüne yani bileşen arama bölümü. kopya e, yazalım. Bakın e, burada bazı seçenekler çıkacak. Mesela e, Copy to Clipboard Buton attım buraya. Bu şekilde bir alan geldi. E, i̇sterseniz burada yine selektör de ayarlayabiliyorsunuz. Buraya herhangi bir metin yazdınız. Kopyala dediniz. İşte bu şekilde kopyalamış oluyor. Burada butonu e, ayarlayabilirsiniz. Pano'ya kopyala. Elementor'da da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar kopyalandı gibi. Mesela şöyle bir tıklayalım. Kopyalandı. Okey. Bu buton versiyonuydu. Şöyle yine bakalım diğerlerine. E-mail bölümü var. E-mail adres. Bunlar da sanırım ona bağlı. Bir bakalım. E-mail adres. Evet yanında hemen bir e kopyalama alanı var. Buraya e-mail adresi yazılıyor. Ama sanırım e burada şu kopyalandı yazısını değiştiremiyoruz. Diğerlerine bakalım. Burada da bir ee, şablon verebilirsiniz. Bir e-mail şablonu verebilirsiniz. Onu kopyalatabiliyorsunuz. Şöyle kopyalandı gibi. Burada e, bunun ayarları değiştirilebiliyor. Panoya kopyala gibi. Copy it bölümünde değiştirirseniz orası da Türkçe olacaktır. Başka neler var? Kod snippet bölümü var. Mesaj bölümü var. SMS. Ee, birkaç ayar daha var burada. Kullanabileceğiniz. Mesela kupon kodu var. Şöyle attım buraya. Ee, gerçekten güzel gözüküyor. Yani ücretsizim verdiğine göre. Şu an benim bile hoşuma gitti. Şu an resmimiz yok. Buraya görsel ekleyebiliyorsunuz. Şurada e, detaylar bölümü var. Bu da harika olmuş gerçekten. Ee, heading bölümü. Yani şuradaki. Değiştirebiliyorsunuz. Kısa açıklama. Ee, kupon kodu buraya ayarlanıyor. Hatta şöyle yayınla diyelim. Bir bakalım. Bak diyelim. Bakın geldi. Kupon kodu sanırım kopyaladı. Şöyle bir bakalım. Evet, CTC 30 diye kopyalamış. Yani şuradaki, burada da show kupon kod var. Buradaki ayarı e, ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Kupon kodunu görüntüle dedik. E, gerçekten güzel. Bunu beğendim. E, tekrar bir şöyle kopya yapalım. Bakalım başka ne seçenek var. E, snippet bu normal kod satırı olması lazım. Evet. Buradan CSS ayarlayabilirsiniz. Başlık verebiliyorsunuz. Kodu panoya kopyala, kopyalandı diyelim. Tamam. Yayınla dedim. Şöyle aşağı indim. Bakın buraya da çok güzel bir şekilde panoya kopyalama verdi. Yani e, şu Syntax e, Highlighter'ı bile çoğu eklentide doğru düzgün bulamayabilirsiniz. Şöyle ben mobilde falan da bakmak istiyorum nasıl görünüyor diye. E, gerçekten hatasız güzel fon kodu görüntüleme burada. Yani bu eklentiyle birlikte e, şuradaki biraz daha basit metininizi paragraf alanınızı isterseniz buraya da kodu yazıp kodu da kopyalatabilirsiniz ama Elementor'daki e, bileşenleri daha gelişmiş ve daha güzel gözüküyor. Bunu da e, projelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine bununla ilgili bir sorunuz olursa videonun altından bana sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.